أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وفهما ألحقني بالصالحين اُفَّرِي زُوْ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْاِبَادِ Rabbim benim göğsüme genişlik ver, işimi kolayla, dilimden şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Rabbim ilmimi ve anlayışımı artır ve beni salih kulların arasına kat. İşimi Allah'a havale ediyorum. Muhakkak ki Allah kullarını yaptıklarını hakkıyla görücüdür. İlahi hamdine sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim, varlığından haberdar ettim. Aşkımla gönlümü bir karar ettim. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söyle. Neşeni duyur, hakikati öğren. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Esfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayat ikram, her türlü ihtiram ona, onun ve âl-i eshab-ı etbaana olsun. Amin. Ne güzel söylüyor. Bak, ne? Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Alemin icadının sebebi Habibi Edibi aleyhissalatü vesselam sevmiş de hilat-ı risaleti giydirmiş. Şimdi biz deyip ki bize sordun mu? Haşa. Allah Teala bir kulunu sevmeyi murad ederse, bir kuluna bir nimet vermeyi murad ederse, efendim, gafil olan da diyor ki, haşa, lisan-ı haline, o gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki, sen bu işi nereden çıkarttın? Sen bu sözü başımıza, bu işi nereden, bu davayı icat ettin? Sana bunu kim dedi? Yahudiler dedi, sana bunu kim söyledi? Sana bunu Cebrail mi söyledi? Dedi, Cebrail'i düşman derlediler. Hristiyanlar, Nasraniler inkar etti. Dedi ki, sana bunu, bu kitabı kim verdi? Bunu sana, bu sözü söylemeni kim istedi? Diye itham ve halkı tarafından ve başkaları tarafından, başka din mensubu kimseler tarafından itham edildi. Sıkıntı verildi. Ona karşı cephe aldılar. Şimdi biz diyoruz ki efendim, Allah için Cenab-ı Mevla'nın inayet ettiği ve katından bir nimet verdiği kimseye sanki şu vazifeye soyunmuşuz gibi diyoruz ki, sana bunu kim dedi? Sana bunu kim söyledi? Bana mı soracak babam? Yoksa sana haşa, aynı Allah ki haşa, tenzih ederim Subhan olan Mevla'ya, efendim, git onun kafasını mı kır dedi sana? İnkar mı et dedi? Red mi et dedi? İtiraz mı et dedi? Allah'a sığınırız. Efendim, Hak Teala Habibi Edibini sevmiş ve insan-ı kamil ve arif-i billah da ve sahabe-i kiram hasreten Resul-ü Kibre'ye aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sevmiş. Allah Teala da onlara o manayı ve o rızayı ihsan ve müessel etmiş. Bunu Cenab-ı Mevla haşa o Kureyş'e mi soracaktı?
Ben bir Resul, bir Nebi, bir Peygamber gönderiyorum. Ne değilsiniz mi diyecekti. Yahudilere, Hristiyanlara keyfiniz geldi mi? Nasıl, ne değilsiniz? Hele gelin bir razı mısınız? Ben bir efendim Kureyş'ten, Haşim'in neslinden bir Resul, bir Nebi kimse efendim hilafeti, risaleti efendim risaleti, hilafeti, risaleti giydireceğim. Ne değilsiniz diyen sordu. Haşa, Allah Teala'yı böyle bir şeyden tenzih ederiz. Hak Teala ezelde takdir etmiş ve onun öyle olmasını istemiş. Efendim, Cenab-ı Mevla'nın karar verdiğine, razı olduğuna, efendim inayet ettiğine, nimet verdiği kimseye beraber olmak lazım ki o manayı beraber tahsil edelim. Aksi takdirde Cenab-ı Mevla'nın öyle kulları vardır ki kubbesi altındadır. O kubbesi altında olanları yalnızca o bilmektedir. Efendim, Hak Teala o kimseleri insanlara bir lütuf, bir ihsan, bir ikram olsun diye adalet-i ilahiyyesi gereği bizlere elhamdülillah bu ümmet-i Muhammed'e varisler, Resulü, varis-i Resuller olarak Cenab-ı Mevla tevşir ve ikram etmiş. Efendim, Gavs'ımız, Sultanımız buyuruyor, Hak Teala verdiğini geri almaz. Hak Teala şüphesiz Cenab-ı Mevla bu imtihan dairesinde o adaleti gereği, adaleti mutlak Cenab-ı Mevla'nın adaleti gereği inayet buyurduğu seçkinler zümresini o seçkinleri bu insanlara Habibi Edibi'nin hürmetine bir rahmet olarak bizlere elhamdülillah inayet buyurmuş. Elbette ki Cenab-ı Mevla bu vaadinde haktır ve gerçektir. Kesindir. Allah-u Teala bizleri inşallah o seçkinler zümresiyle beraber eylesin. Lakin Hazreti Eyüp Aleyhisselam malı da, evladı da, gençliği de, her şeysi de vardı. Hem de çoktu. Lakin şeytan dedi, ben bunu yoldan çıkartırım. Allah-u Teala dedi ki, o sabırlılardandır. Efendim buraya dikkat etmek lazım. Sabırlılardan olmaya gayret ve beraber olmaya talep etmek gerek. Zira Allah-u Teala sabredenleri sever. Ve sabredenlerle beraberdir. Onca mülkü ve evladı varken, gençliği, sıhhati varken Allah-u Teala aldı. O insanlar onu terk etti. Allah Celle Celaluhu mu o insan, o onu terk eden, Eyyub Aleyhisselam'ı terk eden insanları fitneye düşürdü. Haşa. Allah Teala mı o Eyyub Aleyhisselam'ın imtihanı gereği o halkı fitneye düşürdü? Efendim, fitneye düşen halkın kendisiydi. Burası dar-ı imtihan. Hazreti Eyyub sabretti. Onca iş, onca hile, onca fitnesine rağmen şeytan aleyhilane Eyyub'u, Hazreti Eyyub'u sabrından döndüremedi. Biz Allah'ın kitabını nasıl okuyoruz aziz kardeşler? Biz Allah'ın kitabını nasıl bir haliyle okuyoruz?
Bu kıssalar Cenab-ı Mevla bize söylerken Allah-u Teala hikayeci değil. Haşa. Bir ibret alalım. O halk fitneye düştüyse kendisi düştü. Bir hanımı kendisine kardeş, arkadaş kaldı. Bak büyüklerin hali böyle ha. Bir gün Evliyullah'tan bir zat mürşidi tarafından sevilince haset etmişler. Tabi mürşidi bunu anlayınca demiş ki kış günü pirinç pilavı sofrada ortada böyle toplanmışlar ki deryahta tepkede yiyeler. Demiş o haset edilen ihvana demiş ki hele ki estağfurullah düzeltiyorum. Demiş ki bu pilavın yanında da şimdi güzel bir üzüm olsa ne güzel yenir. İhvan hepsi şaşkın bir vaziyette o kimsenin gözlerine bakıyor. Bu sözü söyleyen mürşitlerin gözüne bakıyor. Bu kış günü üzüm nereden buluna? Öyle ya. Kışın tam ortası. Taze üzüm nereden buluna? O ihvana diyor ki kalk git bağdan getir. Giderken ayağı taşlara takılıyor bir çamura düşüyor. Ha babam çıkam derken bir adam peyda ediyor nurani bir kimse. Elini uzatıyor. Tabi üzümleri topluyor, sepete koyuyor. Canı bağısına üzümleri kucağına almış. O kimseye bakıyor, diyor ki siz kimsiniz? Efendim? Diyor ben Hızır aleyhisselam. Uzat elini oğul diyor. Uzat da seni çekeyim. Efendim diyor, benim bu elim mürşidime uzandı. Gayri kimseye daha uzanmaz. Efendim, hak yolunda mevhibelere ve hibelere kavuşmak için hiç şüphesiz sabır gereklidir. Ne diyor? Gavsımız İmam Efendi Sohbet kitabında bir yerde bir padişah bir dervişe dost olmak isteyince derviş padişaha diyor ki efendi diyor üç şart ile seninle dost olurum. Efendiler bizim hak dostlarına ve Habib-i Edibine ihtiyacımız var. Eğer bu böyle olmasaydı Cenab-ı Mevla bizim cinsimizden bizim gibi bir beşer ve bizim gibi yaşayan, bizim gibi suretimizde olan bir nebi, bir rasul ve varisler göndermezdi. Ki o kitabı kitab ile terem olan gönüllere bu ilacı, bu reçeteyi yaza, bundan halk müstefit olsun. Diyor ki efendi şartın nedir? Bir, ben yiyeceğim sen yemeyeceksin. Ben beni giydireceksin sen giymeyeceksin. Ben uyurken benim başımda bekleyeceksin. Efendi diyor böyle şey olur mu? Evet. Ben öyle bir kimseyle, öyle bir yar-ı bakiyle dost olmuşum ki işte Ehlullah'ın hali efendiler. O yemekten, içmekten ve giymekten ve uyumaktan münezzehtir. Bu Hazreti Allah'tır. Allah-u Teala bizi böyle bir yâri bakiye dost olmuşla beraber dost eylesin. Ne diyor? Sevdin de diyor, hilat-ı risaleti giydirdin. Büyükler severse severler efendim. Bu sevenlere neden bunu sevdin deme hakkımız yoktur. Gayret ederim. Rıza-i bari hüda onların gönüllerindedir.
Hacc-i Ekber yollarındadır. Allah-u Teala inşallah bu yolu bizlere ihsan ve müyesser buyursun. Amin. Efendim, bana derviş söyledi. Şimdi insanlar bazen bazı durumlara biraz şey yaklaşıyorlar. Böyle eksik müdahale ve eksik bilgiyle yaklaşıyorlar. Bu bizim size tenzih eden eksikliğimizdendir diyorlar. Efendim her şey rüya mı ile olur? Evet, her şey rüya ile olmaz ama rüyasız da olmaz. Çünkü tasavvufta rüyanın önemi büyüktür. Ve önemli bir yeri vardır. Bunun izahını da şöyle yaparım. Müceddidimiz, Piri Piranımız Seyyid Mahmud Samini Hazretleri. Şeyh Ali Seddi'nin Kıddise Sürru terbiyesine ve nazarında piştikten sonra, sadrındakinin sadrına aktardıktan sonra bir gün Hazreti Sami'nin Kıddise Sürru alem-i manada Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ül Zülnüreyn ve Ali-ül Mürteza radıyallahu anh ecmain beraberindeyken oturuyorlar. Efendim, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, efendi diyor, Tariki Nakşi'ye telkin edilen 5000 zikri senin yoluna 300'e indirdim. Neyle oluyor bu? Alem-i manayla. Biz o gün olsak, az sonra geleceğim, o gün ona silah çeken, vurmak isteyen Şeyh Ali Sebti Hazretleri'nin ihvanları gibi sizi tenzih ederim. Herhalde deriz ya, sen nereden icap ettin bu 300 tevhidi Tarik-i Nakşi'de şimdiye kadar süre gelen gelenekte 5000'den başlar 105.000'e kadar gider. Nereden icap ettin diye sizler tenzih ederim. Benim nefsimin gafletinden söylerim. Herhalde Allah esirgesin. Sen bunu nereden icap ettin? Deriz herhalde. Efendim, Hazreti Peygamber bana, sana, ona bunu sen nereden icat ettin diyenlere soracak değil ki. Hatta Şeyh Ali Sebti Hazretleri'nin ihvanlarından bazıları pusu kuruyorlar ki Mahmud Sami Hazretleri'ni vuralar. Nişan alıyorlar ki, bakıyorlar ki gelen Şeyh Ali Sebti vazgeçiyor, başını çeviriyor, bakıyor ki Mahmud Sami'ne bir daha nişana eğiliyor, bakıyor ki Şeyh Ali Yüsef'ti. Başını tekrar nişandan kaldırınca bakıyor ki Mahmud Sami'ne. Yeniden nişan için eğildiğinde yeniden Şeyh Ali Yüsef'ti Kıddisesi ruhu görüyor. Ve bunun ilahi bir ikaz olduğunu anlayınca tövbe edip onlar da sohbet halkasına katılıyor. Allah gerçek tövbeyi bizlere de nasip etsin. Efendim, bana geçen derviş söyledi. Ben dervişten size bahsetmiştim. Kim söyledi bu derviş diye. Derviş benim bir arkadaşımdı, rahmetli oldu. Bazen rüyamda görüyorum. Hakkım Sami'nin saadatından bir zatın huzuruna gitmeden daha önceden bu fakir tecrübeyle gördü ki bize tabi olanların tek bir imtihanı var. Tecrübeyle gördüm bunu. Fakir. Bu akşam sohbet biraz böyle. Hakkınızı helal edin. Bugün de böyle.
tecrübeyle gördüm ki, burayı anlıyorsunuz değil mi? Fakir. Tecrübeyle gördüm ki, bu hizmete ben fakir hiç anlamadığım halde, bilmediğim halde, hissedip de aslında istemediğim halde mecbur edildim. O kapı defalarca açıldı. O kapıdan içeriye girmedim. Kafama odunu yiye yiye girdim o kapıya. Bu hırkayı giymeye mecbur edildim. Hazreti Yakup dedi ki, ya ey Yusuf, sakın bu halini kardeşlerine anlatma. Evet, bu fakire de anlatma diyen olmuştur zahiren. Fakat onlara her zaman Sadat'ın önceki büyüklerimizin nasihati neydi? Kendini hiçbir zaman büyük bir kimse bilmeyesin. Lakin elhamdülillah irşat ve teveccühe memuruz efendim. Bu işe başlarken diyor bize iki mektup verildi. Elhamdülillah. Aynıyla o iki mektup da fakire gönderildi. Hem de elhamdülillah defaat kere. Her neyse. Dervişe gereği. Diyor ki, efendi diyor. Şurayı bitireyim de. 2000 küsür yılından, 2007 yılından beri bu işi başlarda bilmeden, daha sonraları hissederek ve yakinimde görerek de, fakat hiç üstüme kondurmayarak böyle bir şeye kendimi layık görmediğimde ve dahi hiç talebim olmadığından bu işten her zaman defaat kere kaçtım. Bu hırkayı giymekten kaçtım. Her ne kadar kaçtıysam efendim, ben bu işten kurtulamadım. Mecbur edildim. Efendiler, medet ya Rabbi, medet, rahmetinle inayet. O zamandan bu zamana baktım ki bize tabi olmak isteyenlerin ve bize tabi olanların tek bir imtihanı var. Sadakat imtihanı. Maalesef sizleri tenzih ederim. Bu sadakat imtihanını geçen pek az. Rabbim sizleri ve bizleri o azlardan etsin inşallah. Amin. Bu sadakat imtihanını geçemeyen bir takım kimselerle beraber diyor alem-i manada. Ve diyor Allah'ın Hakim isminin tecellisiyle beraber bir yerden geçtikten sonra diyor Samini meşayihinden bir zat-ı kiramı gördüm ki diyor bizi diyor namaz için öne geçirdi. Dedi maşallah mübarek olsun. Bunları bana anlatırken tabloyu da seyrediyorum yalnız. Alem-i manada fakir. Bize efendim bunu anlatırken onun yaşadığı şeyi de tabloda seyrediyorum. Dedim ki efendim siz buradayken şu mihraba geçmeye haya ediyorum, utanıyorum, terliyorum. Şu ayeti kerimeleri ve diğer başka ayeti kerimeleri kısa ve hikmet ile şöyle buyurmuş. Ayetleri okuyayım inşallah.
İsra 54. Rabbiniz sizi çok iyi bilendir. Eğer dilerse sizi esirger. Yahut şayet dilerse sizi azaplandırır. Biz seni onların üstüne bir vekil göndermedik. Yani diyor ki sen onların üstüne bir yardımcı, bir gözetici değilsin diyor. Sen işini yap, Resulüm diyor. Az daha diyor kendi kendine helak edecektin. Sen onların üstünde bir bekçi, bir gözetici, bir şahit değilsin. Yani onları gözeten benim diyor. Hadi olan, hidayeti veren benim diyor. Cenab-ı Mevla söylüyor bunu. Diğer ayet-i kerimede Zümer 41. Muhakkak ki biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. Buradaki kitapta mana nedir? Kur'an ve onun kalbine yazılan. Ve iki misli de hikmet. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim delalette kalırsa o takdirde kendi aleyhine delalettir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar üzüldü değil mi? Bana inanmıyor bu halkım. Bu kitabı terk ediyor. Allah'tan yüz çeviriyor. Bize verilen bu tebşire ve bu müjdeye talip olan yoktur diye çok yıprandı. Ama Allah-u Teala ne dedi? Sen onların üstünde bir gözetleyici, hidayet verici değilsin. Bu ayeti hikmet ile beraber diyor bana söyleyince elhamdülillah diyor. Anladım ki bize söylenen geç sen o kıblede namazı kıldır. Sen sana emredileni yap. Ama kimsenin üstünde gözetici ve hidayet verici de değilsin. Bunda sebat ve sabreden ve Allah'ın inayetine ve bu nimet sahiplerinin yoluna Allah'ın inayetini isteyen ve bu nimet sahiplerinin yoluna müdavim olanlar hiç şüphesiz bu nimet ile hemhal olacaklar. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne diyordu Cenab-ı Mevla? Ne diyordu Cenab-ı Mevla? Sen onların üstüne vekil değilsin. Evet. Aziz kardeşler. İmam Efendimiz ne demişti sohbet kitabında? Allah'ın inayet ettiği nimeti, bir şeyi Cenab-ı Mevla verdi mi onu geri almaz. Ne demek bu? Hangi manada? Fakat bunu söyledikten sonra sana verilmiş olan nimetin ve nispetin senden alındığını söyleyen inandığını aslında inanmayan kimsedir. İnandığına aslında inanmayan kimsedir. Hazreti Eyyub'un kıssasında ki vermek istediğim örnek de aslında bu. Eyyub Aleyhisselam Allah'ın peygamberiydi. Lakin Hak Teala'ya haşa demedi ki sen neden benden bunları aldın? Oğullarımı aldın. Beni neden yaşlandırdın? Bu hak fitneye düşer diye bir şey dedi mi haşa? Niye? Onların üstünde vekil değildi. Fitneye düşer düşer. Ama düşmeyen, ayakları sağlam kalan Rabbimin lütfuna ve inayetine mazhar olmuş kimselerdir. Ne demek burada efendim? Yani hem biz size verilen nimetin ve nispetin gittiğini görüyoruz demek, hem de bir yandan Allah verdiğini almaz diyerekten bunu bana delil getiren
şunu bilmelidir ki, inandığına inanmamaktır bu. Madem Allah verdiğini almaz ama sen hangi manada, hangi meratipte alıyorsun? Evet efendim. Bir kimse irşad ile hizmet ederken 100 kişi intisap ediyor. Bu intisap eden kimseler çalışıyor, maneviyatları artıyor ve öyle hale geliyor ki gönül gözleri açıldıktan sonra bakıyorlar ki levh-i mahfuzda mürşitleri şaki, yani hayduk, cehennemlik 99'u terk ediyor. Oğul diyor, sen niye gitmedin birisine? Efendim diyor, ben bu levh-i mahfuzdaki yazıyı size muhabbet ile gördüm. Size muhabbetim ile diyor o kapı bana açıldı. Zira ben sizi nasıl terk edeyim? Mürşidi gidiyor. Oğul diyor, o yazıyı diyor ben 40 yıldırlı görmekteyim. Lakin yazan öyle yazmış, benim de boynum eğridir. Efendiler, şurada bazı pasajlar okumak istiyorum size. İlahi mevhibelerden biri de sadık rüyalardır. Gaybi hakikatlere vakıf olmanın yollarının biri olarak kabul edilir. Uyku sırasında insan madde alemle irtibatı asgari seviyeye iner, bedene hapsedilmiş olan ruha ait hisler güçlenir, ulvi manzaraları perdeler nefsaniye, bulutlar dağılarak görüş berraklaşır. Bu suretle rüyalarında gayb alemini seyretmek bazı salih kullara nasip olur. Bu keşiflerin doğruluğu ise daha sonra uyanıkken müşahede edilir. Zahiren bunlara şahit olunur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmete nübüvvetten, yani peygamberlik hususiyetlerinden sadece mübeşşirat kalmıştır buyurmuştur. Ashab radıyallahu anh ecmain. Mübeşşirat nedir ya Resulullah diye sorunca sadık rüyadır diye cevap vermiştir. Buhari'de, Müslim'de, Sanat kısmında geçiyor. Mübeşşirat, ihlaslı müminlerin gönüllerinin rüya esnasında ilahi müjdelere ve terkinlere açık hale gelmesidir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah dostu müttaki müminler için dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Nedir bu müjdeler? Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, İzah ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın gördüğü ve kendisine gösterilen sadık rüyalardır. Üç kısımdır rüya. Şeytani rüyalar, şeytanın insanı korkutmak, ruhunu sıkıntıya düşürmek ve mahsur etmek maksadıyla ilka eylediği rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek ve insanı tesir altında bırakan kargaşa ve felaket sahneleri görmek gibidir. Böyle rüyaların bir esası yoktur. Çoğunlukla bulanık, yarı hatırlanan, karışık bir rüya gören gördüğün kimseyi anlatmamalı ve şeytanın ihvasına Allah'a sığınmalıdır. Hariç bir tesirle görülen rüyalar da kişinin hal ve hayaline bağlı olan rüyasını aksedilen manzaralardır. Mesela çok tuzlu yemiş olan bir kimsenin rüyada bolca su içmesi veyahut da zihnini fazlaca meşgul eden bir meselenin rüyasını aksetmesi gibi bunların da tabiri yoktur, esassızdırlar. Sadık rüyalar, böyle rüyalar net olarak hatırlanırlar. Bunlar Cenab-ı Hak tarafından ya beşaret veyahut da ikaz mahiyetindedir. Bunları vazifeli bir kısım melekler Ümmül Kitap'tan, yani Levh-i Mahfuz'dan telakki ederekten, anlayaraktan, Cenab-ı Hakk'ın emir ve müsaadesiyle uyuyan insanın ruhuna ikah ederler. Sadık rüyalar, levh-i mahfuzak istikbale
akseden pırıltılardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin evvelinde sadık rüyalar 6 ay kadar devam etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zaman yaklaştıkça müminin rüyasının neredeyse hiç yalan çıkmaz. Zaman yaklaştıkça ne demek? Kıyamet yaklaştıkça. Müminin yarası neredeyse, şimdi bir kısmı düzeltiyorum, müminin rüyası neredeyse hiç yalan çıkmaz. Bunu Allah Resulü söylüyor. Gördüğü gibi gerçekleşir. Müminin sadık rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Nübüvvetten olan bir şey ise yalan olmaz. Sadık rüyalar ehli tarafından tabire yani şifrelerin çözülmesine muhtaçtır. Rüya tabiri ve hak vergisi bir ilimdir. Herkese anlatmamalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra bazen ashabına gördüğü rüyalar dinler ve tabir eder, istikbale dair bir şekilde zuhur eden tecellileri izah buyururlardı. Saadat ve meşayih de bu sünneti her zaman yapmıştır. Gerçekten rüyaları tabir etmek, bazı kaidelere istinad ettirilen bir ilimdir. Bu ilme vakıf olanlara da muabbir tabirci denilir. Umum insanların istifadesi için rüya tabiriyle alakalı pek çok eser telif edilmiştir. Bunlardan birisi İbn-i Sirin, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin tabirnameleri meşhur olmuş ve ekseriyetle onlardan iktibas suretiyle günümüze kadar çeşitli kitaplar ortaya konulmuştur. Bununla beraber sırf böyle kitaplarda mevcut malumata istinaden rüya tabir etmek mahzurludur. Zira asıl tabirin kısmi azamı keşiftir. Asıl tabirin kısmi azamı geneli çoğu keşiftir. Ancak bunu da ehli keşfe anlatmak lazım. Bunun için rüyayı tabir eden manevi bir iktidara sahip olması gereklidir. Aksi halde yanlış tabirin tehlikeleriyle karşılaşılır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüya ilk tabirciye göre tahakkuk eder diye buyurmuştur. Bu bakımdan rüyalar ehil olmayanlara anlatılmamalıdır. Bu ilme vakıf olanlarda ilk tabir önemlidir. Sonrakiler geçersiz kalır demişlerdir. Mizan-ı Nüfus adlı risalede anlatıldığı üzere tabir ilmi enfusi ve afaki olmak üzere iki kısımdır. Enfusi olanı avam, havas, herkes tahsil edebilir. Yani kulaktan duymak suretiyle ve geçmişte ehli kehil kimselerin yaptığı tabirleri muhtelif eserlerden toplama suretiyle tahsili mümkündür. Bu sayede birbirine benzeyen rüyalar geçmiş tecrübelerden istinaden tabir edilebilir. Rüyada varlıkların her biri lügatta bir kelime gibidir. Yani o adeta bir lisandır. Bu lisanla görülen varlığa atfedilen mana uzak bir alakaya dayanır. Yani büsbütün mesnetsiz ve sebepsiz değildir. Mesela yılan düşmandır. Buna mana Adem Aleyhisselam kısasına dayanır. Onda gören hal ve hareket düşmana ait bir tavır olarak izah edilir. Fakat bir yılan dümdüz veya ölü gibi hareketsiz görülürse yol ile tabir edilir. Diğer taraftan rüya tabirinde pek çok müesser rol oynar. Günler, mevsimler, rüyanın görüldüğü gece vesaire. Mesela kışın görülen rüya geç tahakkuk ederken sabaha karşı görülen rüya çabuk çıkar. Ancak bu tabirlere her biri rüya sahibinin tabiatı farklı olduğundan çoğu kez noksandır. Afaki olan bir olan tabir ilmi ise ancak havvasa mahsur keşfe muhtaçtır. Çünkü rüyanın şeytani mi, rahmani mi olduğunu ayırt edebilmek, sülahat ilahiye yani ilhamat ilahiye mazhar olmaya bağlı bir keyfiyettir, bir gerçeğidir, esastır. Üstelik insanların tabiatları da birbirlerinden farklı olduğu için aynı rüyayı gören iki şahsın rüyaların tabiri birbirinden çok farklı olabilir.
Bu inceliği kavrayabilmek ise manevi bir selahiyet ister. Nitekim İbn-i Sirr Hazretleri'ne iki kişi gelip rüyalarında hatip olarak hutbe okudukları beyan ettiklerinde bunu onlardan birine hacca gideceğini, diğerine ise idam olunacağı şekilde tabir buyurur. Hakikaten bir müddet sonra o iki kişi şahıstan biri hac eder, diğeri ise idam edilir. Asr-ı Saadet'te vuku olan bir hadise de şöyledir. Bir kadının rüyası tabir ettirmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat eder. Rüyasında evinin orta direğinin kırılıp önüne yıkılıverdiğini görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına kocasının olup olmadığı varsa nerede olduğunu sual edince, kadın kocasının sefere gittiğini ve halen dönmediğini söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadına kocasının sağ salim dönüp mesrur olacaklarını müjdeler. Ve rüya tabir edildiği üzere vuku bulur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh devri hilafetinde bu kadın yine kocası seferdeyken aynı rüyayı görüp bu defa da tabirini halifeye sorar. Hazreti Sıddık radıyallahu anh aynen Resulullah aleyhissalatü vesselamın gibi önce kadından kocasıyla ilgili malumat alır. Mana birdir yani ha. Kadın kocasının seferde olduğunu söyleyince efendim aynı rüyayı görüp bu defa halifeye soruyor ya efendim malumat aldıktan sonra ve sonra kadına kocasının seferde merhum olduğunu söyler, vefat ettiğini söyler. Kadın ise telaşlı ve şaşkınlık içindedir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a aynı rüyayı ben Resulullah'a anlattım diyor. Ama o kocamın salimen döneceğine yormuştu. Deyince Hazreti Sıddık doğrudur. Ona öyle keşfolunmuş. Bana da böyle ilham olundu. Buyurur, aradan çok geçmeden tabirin doğru olduğu anlaşılır. Rüya esnasında alem-i misada akıl ve fikir üstü, hayal ve belirsiz nice haller müşahede olunacağından bunların doğru tabiri gayet zor ve hatta manevi bir dirayet olmaksızın mümkün değildir. Rahat oturun inşallah. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'a da bu ilmi verdiğini bildirmektedir. Nitekim Hazreti Yusuf'un zindandayken bir ekmekçiyle saray sakisinin rüyalarını dinlemiş, ekmekçi bir tabla ekmeği baş üzerinde götürürken havadan kuşların hücum edip ekmekleri yediğini anlatmış. Yusuf Aleyhisselam da bunu ekmekçinin padişah tarafından idam ettirileceğini ve havadan kuşların gidip başının etini yiyeceklerini söyleyerek tabir etmiştir. Saki de rüyasında evvelce gibi sarayda padişaha sakinlik yaptığını göründüğünü ifade edince Yusuf Aleyhisselam sen yine padişahın makbulü olup sakinliğini yaparsın diye tabir etmiştir. Hakikaten bu keşifler aynen de tabir buyurulduğu gibi zuhur etmiştir. Yukarıda ifade edilen üzere tabir ilminin büyük bir kısmı keşfe dayanır. Bunun için de tabircinin manevi bir derecede olması gereklidir. Meşhur Kaside-i Bürler'in şairi İmam Rusuri bir gün evinde giderken yolda nur yüzlü bir pir faniye rastlar. Yaşlı zat ona ya Busiri bu gece rüyanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördün mü diye sorar. İmam Busiri hayır görmedim diye cevap verir. Pir fani bu kısa konuşmanın ardından başka bir şey demeden ayrılır. Fakat onun bu sözleri imamın gönlündeki Hazreti Peygamber onun aşk ve muhabbetini coşturur. O gece imam rüyasında Hazreti Peygamber'i görür ve uyanınca içinin neşe ve huzurla dolduğunu fark eder. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem metheder ve nice peygamber aşıklarını muhabbet deryasından yıkayan birçok metiyeler yazar. Bir müddet sonra vücudunun yarısı felç olur. Yürüyemez ve hareket edemez hale gelir. İmam Busuri.
O zaman meşhur kasteyi bürde yazıp bununla Cenab-ı Hak'tan şifa eder, diler. Kasteyi bitirdiği gibi rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Ve kasteyi ona okur. Kasidenin tamamen okunmasından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle İmam Busuri'nin ferşli uğuzlarını mesheder. Derin, ne derin bir muhabbet eseridir ki İmam Busuri uyandığı zaman hastalığın zahir olduğunu görür ve Allah'a şükreder. O gecenin sabahında sıhhatine kavuşmuş olarak sürur içinde camiye giderken yolda Şeyh Ebu Reca Hazretlerine rastlar. Hazret ona, ya Busuri, Fahri Alemin methettiği kasideyi okur musun der. İmam Busuri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e methedilen kasideler pek çok, hangisini istiyorsunuz diye sorar. Şeyh Ebu Reca, Hazreti Peygamber'in huzurunda okuduğunu istiyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim bu kasideden çok memnun olduğunu gördüm der. Bu kasideyi henüz hiç kimsenin duymadığını bilen İmam Busuri hayretler içerisinde kalır. İslam aleminde pek çok misaller bulunan keşif, feraset, ilham ve sadık rüyalar vesilesi de gayb alemine ait pek çok sırrın sadık kimselere ayan olduğu görülmektedir. Halbuki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Nem suresi 65 beyanı ilahi bir hakikattir. O halde buranın bir izaha ihtiyaç vardır. Bu izah esasen hadisi kutsi'de buyurulduğu gibi kurumu sevince ben onun adeta işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Buhari Rikab 38. Kudsi hadisinin muhtevasında mevcuttur. Keşf ve ilhamın merkezi Allah'ın insana üflediği ruhtur. Zahiren bedendeki baş gözüyle bakılsa bile o gözde mevcut olan ilahi nur karşısında gaybın perdeleri Allah'ın dilediği ölçüde hükümsüz kalıverir. Bu takdirde gaybı gösteren yine Allah'tır. Yoksa kulda gaybı görecek, işitecek ve bilecek bir kudret yoktur. Kulun bilmesi ancak Allah-u Teala kuluna lütfedip bildirmesi sayesindedir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, Resulüm, bunlar bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir diyor. Ali İmran suresi 44'te. Buyurarak bazı gaybı hakikatleri bildirdiğini haber vermiştir. Bir de şu var ki gayb iki türlüdür. Mutlak gayb ve izafi gayb. Allah'tan gayrısının bilemeyeceği gayb mutlak gaybdır. Bir kimsenin mutlak gaybdan bir şey bilebilmesi kendi dirayetine bağlı değildir. O ancak Allah'ın bildirmesiyle bilinebilir. Bu biliş de onun lütfu kadardır. İzafi gayb ise bazılarına malum, bazılarına meçhul olan keyfiyetlerdir. Mesela bir kimsenin cebindeki parayı yalnız kendi bilir, başkası bilmez. Bazı kimseler için gayb olan bir şey, bazı kimseler için gayb olmayabilir. Burada Allah'ın veli kullar için mevzu bahis olan gayb, mutlak gaybdır. O da ancak Allah'ın bildirmesiyle bildirdiği kadarıyla bilinebilir. Gerçek hak dostları tahmin ve teşhislerinde ne kadar isabet etseler de keşf ve firaset sahibi olduklarını iddiaya kalkışmazlar. Ne kadar diyor gerçek hak dostları tahmin ve teşhislerinde ne kadar isabet etseler de keşf ve firaset sahibi olduklarını iddiaya kalkışmazlar. Öyle insanlar vardır ki yüzlerine bakıldığında Allah hatırlanır. Dillerinde hikmet ve marifet damlaları dökülür. Tabir caizse konuşmaz. Sanki konuştururlar. Buna rağmen Hakk'ın lütufları karşısında iki büklümdürler. Zira insan zayıf bir varlıktır. Haddi aşarak gurura kapılabilir. İnsanın kendisini üstün görmesi ise en büyük felakettir.
Bu takdirde Cenab-ı Hak da kulunu ikaz için ona acziyetini tattırabilir. Biraz. Efendim bugün bu kadar kafi inşallah. Allah-u Teala Efendimiz'den razı olsun.